Evet. 7. sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Soruyu okuyalım. 24 santimetre kenar uzunluğuna sahip olan bir kare. Kare diyor arkadaşlar. Karenin biz nasıl bir özelliği olduğunu biliyoruz. Tüm kenar uzunluklarının eşit olduğunu biliyoruz. O zaman burası 24 ise burası da 24. Şurası da 24 olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kareden Ahmet kenar uzunluğun yani 24'ün 8'de biri kadar. Yani 24'ü 8 parçaya ayırıyor, birini alıyor. Yani 3 santimetrelik bir kısmını şu şekilde kesiyor. Yani şu kısmın 3 olduğunu biliyormuşuz biz. Şimdi 3 santimetre keserse şu aşağıda kalan kısmın 21 santimetre olduğunu söyleyebilir miyim? O zaman yeni şekilde uzun kenar 24, kısa kenar 21 santimetre olacak şekilde bir dikdörtgen elde ettiğimizi söyleyebiliriz Ahmet'in kesme işlemi sonrasında. Mehmet demiş, geriye kalan parçanın, bakın, geriye kalan parçanın üçte birini kesiyor. Şurası yine 24 değil mi arkadaşlar? Buranın üçte birini kesiyor gördüğümüz gibi. 24'ü 3 eşit parçaya ayırıyor, birini alıyor. 8. 8'lik bir kısmını kesti. Geriye ne kaldı? 24 eksi 8. Yani 16 santimetre kaldı. Yani elimde şöyle bir şey kaldı. 21 santimetre kare. Tabii ki bu çizim güzel olmadı. Tekrar çizecek olursam uzun kenarı 21, kısa kenarı 16 santimetre olan şekilde çok o kadar gözükmese de 24 eksi 8 santimetre olan bir dikdörtgen elde ettim arkadaşlar. Kesimler sonunda geriye kalan parça demiş. Yani bunun alanını veren ifade. Bu ifade arkadaşlar 21 ile biz dikdörtgen ve karenin alanının kenar uzunlukları çarpımı olduğunu biliyoruz. 21 ile 24 eksi 8, 16'nın çarpımı. Biz çarpma işleminin toplama çıkarma üzerinde dağılma özelliğinin olduğunu biliyoruz. Bakın şimdi 21 çarpı 16 olduğunu biliyoruz. Bakın burada. Burası 14. Ne alaka? Burası 24. 24'te bir şey yok bir kere arkadaşlar. 24 ile 21'in çarpımı. Daha büyük bir alan. Burası yine 14. 24 çarpı 14. Yine çok alakasız. Bu sebeple cevabımız B oldu sevgili arkadaşlarım. Geriye kalan şeklin alanını veren ifade. Geçiyorum 8. sorumuza. Semih'in babası Halis Bey evde yaptığı hesaplamalar sonunda 45 çarpı 97 işlemini hesaplamakta ve bunun sonucunu bulmak için hesap makinesini kullanmak istemektedir. Şimdi amacımız 45 ile 97'nin çarpımını hesaplamak. Fakat arkadaşlar bakın diyor ki hesap makinesinde 9 ve 7 tuşları bozuk. Yani bunlara basma imkanı yok 9'a ve 7'ye. Şimdi buradan hareketle bakın hesap makinesinde 9'u kullandığı bir işlem yapması söz konusu değildir arkadaşlar. Bunu hesaplamak için 9 ve 7 dışında farklı tuşlar kullanarak 97 elde etmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi diğer seçenekleri inceleyelim. Amacımız bizim 45 ile 97 çarpımını bulmak. Bakın şimdi D seçeneğinde öncelikle biz parantezin öncelikli olduğunu bildiğimiz için parantez içine 45 şurayı 103 olarak hesapladık. 45 çarpı 103 ile 45 çarpı 97'nin uzaktan yakından alakası var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar bakın şurada 40 artı 5 çarpı 97. Tamam. 97 kısmı tutuyor. Güzel. Fakat arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Toplama, çıkarma, çarpma bölmenin bir arada olduğu işlemlerde çarpma işlemi önceliklidir. Yani bu ifade 5'in 97 katının 40 fazlasıdır. 40, 97'nin 45 katına eşit olması için şöyle bir paranteze ihtiyacın vardır. Bu sebeple aynı sonucu vermeyeceğini söyleyebiliriz. Bakın diğer seçeneğe bakıyorum. B seçeneğine. 45 çarpı parantez içinde 100 eksi 3 yani 97. Biz zaten bunu arıyoruz. 9 ve 7 tuşlarını da kullanmadığına göre biz bu şekilde 45 çarpı 97'yi bu hesap makinesiyle hesaplayabiliriz sevgili arkadaşlar. Bu sebeple B seçeneğimiz doğru seçeneğimiz oluyor. 9. sorumuzla devam ediyorum.
Bölünebilme sorusu arkadaşlar. Güzel bir soru. Şimdi demiş ki A sayısı 2, 3 ve 5 asal sayıları ile tam bölünebilmekteymiş. Yani A sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5. 35 sayısının asal çarpanlarını bulurken arkadaşlar 35'i asal çarpan algoritmasında yazıyorduk biz. Şimdi 35 2'ye bölünmez. Çift sayı olması lazım 2'ye bölünmesi için. 3'e bölünmez. 5'e bölünür arkadaşlar. 1'ler arasında 5 olduğu için. 5'e böldüğümde 7 elde ederim. 7'ye böldüğümde 1 elde ederim. O zaman 35'in 5 ile 7 çarpımı olduğunu söyleyebilirim. E zaten 5 ve 7 asaldı. Burası 7 ise buranın 5 olması gerekiyor. X'i 5 olarak buldum. Şimdi 110 sayısını benzer şekilde asal çarpanlarını ayıracak olursam arkadaşlar, hangi asal çarpanları olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. 110'u yazdım. Çift bir sayı olduğu için 2'ye böldüm. O zaman 2'yi zaten yazmış. 2'ye böldüm 55. 55 arkadaşlar nasıl bir sayı? Tek bir sayı. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Rakamların toplamına bakalım. 5, 5 daha 10. Rakamlar toplumu 3'ün katı olmadığı için 3'e bölünmez. 5'e bölünür mü? 1'ler basamağı 5 olduğu için 5'e bölünür. O zaman sayılardan biri 5 olacak. X olduğu için X'e 5 yazdım. 55'e 5'e böldüm 11. 11 de asal bir sayıdır ve kendisine bölünür. O zaman bu sayının da 2, 5 ve 11'in çarpımına eşit olduğunu söylüyorum. Y sayısını da 11 olarak buldum. 5 ile 11'i toplayacak olursam 16 sonucunu elde ederiz arkadaşlar. Evet, soruyu okuyalım arkadaşlar. Aşağıdaki düzenekte bir kutuya giriş kısmından atılan sayılar, giriş kısmı dediği buradan sayıları atıyormuşuz arkadaşlar. 3'e kalansız bölünüyorsa 1 numara. Bakın burası 3 ile bölünebilenler, 3 ile tam bölünebilenler. 1 numaralı demiş. 2'ye kalansız bölünüyorsa 2 numara. Burası 2'nin katları ve hem 2'ye hem 3'e tam bölünüyorsa 2 ve 3. Bizler sayıları biliyoruz değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda iki farklı sayıya tam bölünebilir arkadaşlar. Eğer böyle bir durumda söz konusuysa bunu da 3 numaralı bölüme koymamız gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar bir kere tek sayılar arkadaşlar 2'ye tam bölünmeyecek. 365, 1453, 2019, 711, 571 ve 1923. Bunun ne ikinci kutuya ne üçüncü kutuya girme şansı yoktur. Eğer ki rakamlar toplumu 3'ün katıysa 3'e bölünebilir. Bu yüzden birinci kutuya koyabilirim. Şimdi ben şöyle birinci kutuya koyduğum sayıları, ikinci kutuya koyduğum sayıları ve üçüncü kutuya koyduğum sayıları teker teker yazayım. 162 bir kere çifttir değil mi? Çifttir arkadaşlar. 2'ye bölünür. 2 sağlıyor. Ama bakın bitmiyor. 3'e de bölünüyorsa hem 2'ye hem 3'e bölünüyordur. Rakamlar toplamı 1, 6 daha 7, 2 daha 9 arkadaşlar. Rakamlar toplamı 9 olduğundan dolayı 3'e de tam bölünür. Bu sebeple 162 sayısını 3 numaralı kutuya koyarız. Şimdi 365 sayısı rakamlar toplamına bakıyorum. 3, 6 daha 9, 5 daha 14 arkadaşlar. 14 rakamlar toplamı. 3'e tam bölünür mü 14? Hayır, bölünmez. Bu sebeple bunu herhangi bir kutuya koyamam arkadaşlar. Bakın direkt olarak buraya koysaydım yanlış olacaktı. O yüzden bu şekilde bir yöntem izlemem gerekiyor bölünebilme kurallarını. Şimdi 896 sayısı 2'ye bölünüyor. Buraya koyabilirim. Ama 3'e de bölünüyorsa 3'üncü kutuya koymam lazım. Neden hem 2'ye hem 3'e bölünenleri koyuyorum? Çünkü buraya. Şimdi bakıyorum rakamlar toplamına. 8, 9 daha 17. 6 daha 23 arkadaşlar rakamlar toplamı. 3'ün katı değildir. Bu sebeple 896'yı 3 numaralı kutuya koymam mümkün değildir. 2 numaralı kutuya koydum. 1453 arkadaşlar. Bakalım 3'e bölünüyor mu? 1, 4 daha 5, 5 daha 10, 3 daha 13 arkadaşlar. 3'e bölünmediği için
Bunu da herhangi bir kutuya koyamıyorum arkadaşlar. 2019'a bakıyorum. Rakamlar toplamı 2, 1 daha 3, 9 daha 12. 3'ün katıdır. 2'ye zaten bölünmüyordu. Direkt olarak 1 numaralı kutuya yazdım. Şimdi 648 çift bir sayı 2'ye bölünüyor. Buraya koyabilirim. Ama eğer 3'e de bölünüyorsa dediğim gibi 3 numaralı kutuya koymam gerekir. 6, 4 daha 10, 8 daha 18. 18, 3'ün 6 katı olduğundan dolayı 648 sayısını 3 numaralı kutuya koymam gerekir arkadaşlar. 711 sayısı arkadaşlar 3'e bölünüyor mu diye bakıyorum. 7, 8, 9 rakamlar toplamı. 3'e bölündüğü için ve tek sayı olduğu için 2'ye bölünemeyeceği için 711'i 1 numaralı kutuya yazdım. 571'e bakıyorum. 5, 7 daha 12, 1 daha 13'tür rakamlar toplamı. 13, 3'e bölünmediğinden dolayı 571'i de herhangi bir kutuya yerleştiremem arkadaşlar. Şimdi 1923'e geldik. 9, 1 daha 10, 2 daha 12, 3 daha 15. 15, 3'ün 5 katı olduğundan dolayı bu sayı 3'e tam böldü. Ve biz zaten bunun 2'ye bölünmediğini söyledik. O yüzden direkt olarak 1923'ü ilk kutuya koyduk. O zaman bakın ilk kutuda 3 tane olduğunu görüyoruz öyle değil mi? 2'nin olduğu seçenekleri eledim arkadaşlar. Son olarak arkadaşlarım 1040'a bakıyorum. 1040 çift bir sayıdır. Güzel. Bakıyorum 3'e bölünüyor mu diye. 1, 4 daha 5 yapar arkadaşlar. 3'e bölünmediği için 1040'ı da buraya yazmam gerekir arkadaşlar. Bu durumda ilk kutuda 3, ikinci kutuda 2, son kutuda 2 tane vardır. Bu sebeple cevabım ne oldu? B oldu sevgili arkadaşlarım. Güzel bir dikkat sorusuydu. Geçiyoruz 11. sorumuza. Evet. Aynı binada yer alan iki okuldan birincisinde zil 40 dakikada, ikincisinde 45 dakikada çalmaktadır. Şimdi bu iki zil ilk kez birlikte pazartesi 8.30'da çalmaktadır. Açılmaktadır diyor. Şimdi açılmaktadır dediği için ne oluyor? Pazartesi 8.30'da ikisi aynı anda çalıyor. Birinci zil nasıl bir yol izliyor? 8.30'da çaldı. 40 dakika sonra 30 dakika sonra 9 oldu. 10 dakika sonra 9'u 10 geçe bir daha çalıyor. 40 dakikada bir çaldığı için. 40 dakika sonra 9.50. Sürekli 40-40 artıyor zaman arkadaşlar. 40 dakikada bir çalıyor. Diğeri de bakın. 8.30'da başladı. 9.15'te bir daha çaldı. 10'da bir daha çaldı. Arkadaşlar bunlar 40 ve 45'in ortak katı olan dakikalarda 8.30'dan sonra aynı anda çalarlar arkadaşlar. Bu sebeple bizler 40 ve 45'in ortak katını bulmamız gerekir. Biz ortak katı nasıl buluyorduk? Sayıların katlarını yazarak. 40'ın katlarını yazalım. 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320 şeklinde devam eder. 45'in katlarını yazalım. Ortak var mı görelim. 45 bir yerde ortak olacak tabii ki. 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360, 320'nin 40 fazlası da 360'tır. O zaman arkadaşlar, ortak katlarına bakıyorum en küçüğü 360. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Bu iki zil 360 dakikada bir. Aynı anda çalar. Şimdi arkadaşlar. 1 saat 60 dakikaydı. Vermiş zaten bunu bize. O zaman 360 dakika 6 tane 60 dakika demek.
6 katı dikkat edelim. O zaman bu 6 saate denk gelir. Yani arkadaşlar bu ziller 6 saatte bir aynı anda çalıyorlar. O zaman aynı anda çaldıkları zaman dilimlerine bakalım. 8.30'da başlıyordu. 8.30'da başladı arkadaşlar. Aynı anda çaldı. Pazartesi miyiz şu an? Pazartesi diyoruz ama. 6 saat sonra 14.30'da bir daha aynı anda çaldım pazartesi. Bir 6 saat sonra 20.30'da yine çaldı mı aynı anda? Yine pazartesi diyeyim. O zaman pazartesi 14.30 olabilir. Pazartesi 20.30 olabilir. 6 saat sonra bakın 3,5 saat sonra 24 oldu. Yani çift sıfıra geçti. Salı gününe geçti. 2,5 saat daha geçmesi lazım. Yani 02.30'da salı günü çalar. 6 saat sonra 08.30'da çalar. Salı günü. 6 saat sonra yine 14.30'da çalar. 6 saat sonra 20.30'da çalar. Bakın dikkat ederseniz sürekli aynı saatlerde çalıyor. O zaman salı 22.30'da çalma imkanı yok. Çarşamba 02.30'da çalar. Salı 02.30'da çalıyorsa çarşamba 02.30'da da çalar. Bu sebeple cevabımız C oluyor arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Zaman kavramıyla ekok, yani en küçük ortak hak kavramını bir arada kullandığımız güzel bir soruydu. Bizler bunu LGS'de de buna benzer soruları göreceğiz arkadaşlar. O yüzden bizim için büyük önem arz ediyor diyebilirim. 12. sorumuza geçiyorum. Mehmet koltuk numaraları 1'den 100'e kadar olan bir sinema salonuna gitmiş arkadaşlar. Yani 100 kişilik bir sinema salonuna gitmiş diyebiliriz. Öyle değil mi? Mehmet sinema salonundaki koltuklardan numarası asal sayı olan bir tanesine oturmak istediğine göre Mehmet'in oturabileceği kaç koltuk vardı? Arkadaşlar bizler en küçük asal sayımızın ne olduğunu biliyoruz. 2, 3, 5. Asal sayı neydi bu arada? Sadece 1 ve kendisine bölünebilen sayılardı arkadaşlar. Asal sayıları bulmak için 1 ile 100 arasında bir Eratosthenes kalburu diye bir kalburda yardım alıyorduk. Fakat burada kalbur kullanmadan da kalburun mantığını kullanarak bizler asal sayıları tespit edebilirdik arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bir sayının asal olup olmadığını bakarken 0 ile 100 arasında bizler şu soruları soruyorduk sayıya. 2'ye tam bölünür mü? 3'e tam bölünür mü? 5'e tam bölünür mü? 7'ye tam bölünür mü? Eğer bir sayı bu sayıların hiçbirine tam bölünmezse bu sayının asal olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki bu sayılardan herhangi birine tam bölünüyorsa bir sayı arkadaşlar bu sayının asal olma imkanı yoktur. Bizler arkadaşlar çift sayıları yani birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayıların 2'nin katı olduğunu ve 2'ye tam bölünebildiğini biliyoruz. Bu sebeple 2 dışında herhangi bir sayının çift sayının asal olma ihtimali yoktur arkadaşlar. O yüzden asal sayıları ararken çift sayıları direkt olarak pas geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi devam edecek olursam asal sayılarımı yazmaya. 7 asaldır. 8 çift geçtim 9, 3'ün katıdır arkadaşlar olmaz. 10'u geçtim 11 asaldır. 13 asaldır. 15, 3 ve 5'in katı olduğu için olmaz. 17, bu sayıların herhangi birini bölünmez. 19 aynı şekilde. 21 arkadaşlar, 21 3 ve 7'nin katıdır. Bu sebeple asal olamaz. 23 arkadaşlar, bu sayıların hiçbirine bölünmez. 25, 5'in katıdır. 27 arkadaşlar, 3'ün 9 katıdır, bu sebeple 27 olmaz. 29 bunların hiçbirinin katı değildir. 29 asaldır. Devam edelim. 31 arkadaşlar, bu sayıların hiçbirine bölünmez.
33. 3'ün 11 katıdır. Olmaz. 35. 1'ler arasında 5 zaten. 1'ler arasında 15 olan sayıları direkt olarak geçebiliriz çift sayılar halinde. 37 arkadaşlar. Bu sayıların hiçbirine bölünmez yine. 39. 3'ün 13 katıdır. Ve rakamlar toplumu 12 olduğu için zaten 3'e bölünebildiğini direkt olarak söyleyebilirim. 41. Bu sayıların hiçbirine bölünmez. 43. Aynı şekilde hiçbirine bölünmez. 45. 5'in katı geçtim. 47. Yine hiçbirine bölünmez. 49. 7'nin 7 katıdır. Olmaz. 51. Rakamlar toplumuna bakın. Bakın 51'i özellikle üstüne basa basa söyledik. Rakamlar toplumu 6'dır ve 3'ün katıdır. Bu sebeple asal değildir 51. 53 arkadaşlar asaldır. 55. 5'in katı geçtim. 57. Bakın 57 de çok asal gibi gelse de rakamlar toplumuna bakın. 5, 7 daha 12. 12 3'ün katı olduğundan dolayı 57'nin asal olma imkanı yoktur. 59 asaldır. 61 asaldır. 63 arkadaşlar 7'nin 9 katıdır. Bu sebeple hem 7'ye hem de 9'a tam bölünür. Yani 3'e tam bölünür diyebiliriz. Yani. 63'ü geçtim, 65'e geçtim. 67 arkadaşlar asaldır. 69 yine asal değildir. Neden? 6, 9 daha 15. 3'ün 5 katı olduğundan dolayı 3'e tam bölünür. 71 arkadaşlar asaldır. 73 asaldır. 75 değildir 5'in katı. 77, 7'nin 11 katıdır. Bu sebeple asal değildir. 79 arkadaşlar asaldır. 81, 9'un 9 katıdır. 9'un katı olan bir sayı zaten 3'ün de katı olduğu için 81. Asal değildir arkadaşlar. 83 asaldır. 85 değildir. 87'ye dikkat edelim. 8, 7 daha 15. 3'ün katı olduğundan dolayı 87 asal olamaz. 89 arkadaşlar asaldır. Yine dikkat etmemiz gereken bir diğer sayı 91'dir sevgili arkadaşlar. 91, 70'in 21 fazlasıdır. 7'nin 13 katıdır 91. Unutmuyoruz. 13 çarpı 7, 7'ye tam bölünür o zaman. O halde 91'in asal olma imkanı yoktur. 93, bakın 93'ün rakamlar toplamı nedir? 12'dir. Rakamlar toplamı 3'ün katıysa bu sayıda 3'e tam bölünemez. 3'e tam bölünür diyoruz. Bu sebeple asal olamaz. 95 zaten 5'in katı. 97 asaldır. 99'da 9'un 11 katı yani 3'ün katıdır. Bu sebeple 99'da asal değildir arkadaşlar. Bu durumda Mehmet'in oturabileceği koltuk numaraları 1 ile 100 arasında bu kadardır. En küçük asal sayımız 2'dir unutmuyoruz. Eğer 1'i de dahil edersek cevabı yanlış bulur. Şimdi sayıda konuşsak kaç tane var diye. 3, 6, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 25 tane koltuk seçebilir Mehmet. Bu sebeple cevabımız C'dir arkadaşlar. Bu soru da güzel bir soruydu. Asal sayılardaki problemimiz şu arkadaşlar. Asal sayılarda belirli bir örüntümüz yok arkadaşlar. Bunu söylemiştik daha önce de. Bu sebeple arkadaşlar asal sayılar için herhangi bir sayıya bölünüp bölünmediğine bakıyoruz bir ve kendisi dışında. Eğer bir ve kendisi dışında herhangi bir sayıya bölünüyorsa bir sayı asal olma imkanı yoktur. Bu sorumuz da bu kadardı sevgili arkadaşlarım. Geçelim 13. sorumuza. Matematik öğretmeni tahtaya aşağıdaki işlemi yapmıştır. İşlem şuymuş, 12 eksi 3 çarpı 4 artı 20 bölü 4. Yiğit işlem önceliğini dikkate alarak sonucu kare bulmuş arkadaşlar. İşlem önceliğinde biz neyi biliyoruz? Çarpma, bölme, toplama, çıkarma olan işlemlerde çarpma ve bölme, toplama, çıkarmaya göre önceliklidir. Ve aynı işlemlerin bir arada olduğu, yani çarpma ile bölmenin öncelikleri aynı olduğu için İşlemi sondan başlıyorum. Önce çarpmayı yaptım. Burası 12.
Sonra bölmeyi yaptım, burası 5. Sonra sayıları buldum. 12 eksi 12 artı 5. 12'den 12 çıkardım. 0. 0'a 5 ekledim. 5. Bu işlemin sonucunu işlem önceliği dikkate alınarak 5 olacağını söyleyebiliriz. Şimdi işlem önceliğine dikkat etmediğimizde arkadaşlar işlemi soldan başlarız. Önce çıkarmayı yaparız. Şimdi siliyorum bunları. Bakın biraz kafa karıştırıcı olabilir ama gayet mantıklı. Önce bakın şurada ne işlemi görüyorum? Çıkarma. 12'den 3'ü çıkardım 9. Diyorum ki 9 çarpı 4. 36 mı? İfade neye dönüştü? 36 artı 20 bölü 4. Bakın işlem önceliği bilmiyor Zeynep. Bu sebeple önce bölme yapacağına toplamayı yapıyor bu sefer de. 36 ile 20'yi topladı. 56. 56'yı 4'e bölersem 14 sonucunu elde ederim. O zaman Zeynep'in sonucu da 14 oldu. 14'ten 5'i çıkaracak olursam ikisinin bulduğu işlemlerin arasındaki sonuçların arasındaki farkı 9 olarak buluyorum sevgili arkadaşlar. Bu sorumda bu kadar da 14. sorumuza geçelim. Evet. Uzunlukları 36 santimetre, 54 santimetre olan iki tatlı, iki tane tatlıymış bu. Daha çok dönere benziyor ama hiç atmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır diyor. Bakın parçalara ayırıyoruz. Yani bunları birleştirip parçalar, yeni parçalar elde etmiyorum. Bu sebeple bölüyorum değil mi? O yüzden burada bu problemin EBOB ile alakalı olduğunu söyleyebilirim. EKOB ile alakası olmadığını da altyazı olarak geçebiliriz bu durumda. Bu sebeple arkadaşlar eşit parçalara ayırdığı için hem 36'yı tam bölen hem de 5'i 54'ü tam bölen bir uzunluktaki parçaya ayırabiliriz biz bu tatlıları. Eğer ki her ikisini bölen parçalara ayırmazsam ne olur? Mesela atıyorum kaç santimetrelik parçalara ayıralım? 4 santimetrelik ayırsak evet. Buradan 9 eşit parça ayırdım hiç artmaz. Ama 54'ü 4 santimetrelik parçalara ayırırsam 13 tane vardır. 2 santimetrelik parça artar arkadaşlar dedi. Ama bizi parçanın artmamasını söylüyor. Bu sebeple hem 36'yı hem 54'ü tam bölen parçalar elde etmeli. Bölmeleri bulurken arkadaşlar bizler nasıl bir yol izliyorduk hatırlıyor muyuz? Sayıların bölenlerini yazıyorduk. Öyle değil mi? Şimdi 36'nın bölenlerini yazalım. Çarpanları yazarken 1'e 36, 2'ye 18, 3'e bölünür mü? 3, 6 daha 9, 3'e bölersem 12, 4'e bölünür mü bu sayı? Tabii ki evet, çünkü 2'ye bölündüğünde çiftse dedim ki 4'e de bölünür, 4'ün 9 katıdır. 5'e bölünür mü bu sayı? Birler basamağı 0 veya 5 olmadığı için 5'e bölünmez. Son olarak 6'nın karesidir, 6 ile 6'nın çarpımı. O zaman 36'nın çarpanlarını buldum. Şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4, 6. Aynı çarpanı iki kez yazmadığım için diğer 6'yı seçtim. 9, 12, 18, 36. Bunlar 36'nın çarpanları. Şimdi 54'e gelelim. Benzer şekilde 54'ün çarpanlarını bulalım. 54, 1 ile 54'ün çarpımı. 2 ile 27'nin çarpımı. 3'e bölünür mü? Rakamlar toplamı 9 olduğu için bölünür. 3'e bölersem 3 ile 18'in çarpımıdır. Bakın 2'ye böldüğümde tek sayı elde ettiğim için bir daha 2'yi bölemem. O yüzden 4'e bölemem. 5'e bölemem. 6'ya bölebilir miyim? Bu arada evet 6'ya bölebilirim. 6 ile 9'un çarpımıdır. 54. Daha sonra 7'ye bölünmez arkadaşlar 54. 8'e, 4'e bölünmeyen bir sayı 8'e bölünmez arkadaşlar.
9'a 6 aynı şeye döndü. Bu sebeple bu kadardı diyorum bunların da çarpanları. Şimdi ortak olanlara bakalım. Birler ortak. Zaten bir tüm sayıların ortak bölenidir arkadaşlar. İkiler de ortak. Üçler de ortak. Altılar ortak. Dörtler ortak değil. Dokuzlar ortak. 12'ler ortak değil. 18'ler ortak. 27 ortak değil. 54 ortak değil. O zaman ortak bölenlerin en büyüğü nedir bunların? 18'ler. O zaman en fazla parçaların uzunluğu 18 olabilir. Bunun dışında 9 olabilir, 6 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 santimetre olabilir parçaların. Şimdi demiş ki, Tatlıcı Mehmet Usta 1 ve 2 numaralı tatlıları eşit uzunlukta en büyük parçalara bölüyor. En büyük parça dediği için doğal olarak 18 santimetrelik. 18 santimetrelik parçalara ayırırsan bundan 2 parça, bundan da 18'in 3 katı olduğu için 3 parça elde edelim arkadaşlar. Bir numaralı tatlının her bir parçasını 550 kuruşta. Bakın şimdi bir numaralı tatlıdan 2 parçam var. Bir tanesini 550 kuruşa satıyorum. İki tanesini 550'nin 2 katı. 550'nin 2 katını alırken 55'in 2 katını alıp bir sıfır ekleyebilirim. 55'in 2 katı 110, bir sıfır ekledim. 1100 kuruş. 1 kuruş 100 kuruş olduğundan dolayı 1100 kuruş 11 TL'dir arkadaşlar. O zaman buradan kazandığı para 11 TL'dir. 2 parça olduğundan dolayı 550 kuruşun 2 katı arkadaşlar. 2 numaralı tatlının da her bir parçasını 400 kuruştan satıyormuş. O zaman 3 parça var, 400'ün 3 katı. 1200 kuruş da buradan kazanç elde eder arkadaşlar bu ustamız. 1200 kuruş da arkadaşlar 2 sıfırı silecek olursam 12 TL'dir. O zaman toplam kazandığı para 11 ile 12'nin toplamı 23 TL'ye eşit olur. Bu sebeple cevabımız B'dir sevgili arkadaşlar. Son olarak 15. sorumuza bakalım. Ahmet 1'den 200'e kadar olan toplardan 4 ve 4'ün katlarını sarıya. Yani numaralı toplar varmış. 4, 8, hatta sarıyla yazayım ki karışmasın. 4, sarıyla yazmayayım. Yani. Neyle yazayım? Turuncuyla yazayım. 4, 8, 12, 16, nereye kadar gidiyor? 204'ün katıdır, 50 katıdır. 200'e kadar topları boyuyor. 4'er döndür artarak. 4'ümüz gibi. Burada toplam arkadaşlar 4'ün 1 katı, 4'ün 50 katı olduğundan 50 top boyadığını sorgulayabiliriz. Bu da ufak bir detayımız. Şimdi hilal de arkadaşlar 1'den 200'e kadar olan toplardan 9 ve 9'un katlarını 9, 18, 27 şeklinde. 9'un 20 katı 180'dir. 189, 198'i boyadığında son boyama işlemini yapmış olur. Bu da 9'un 1 katı, burası da 9'un 22 katı olduğundan dolayı hilalin de 22 top boyadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu da hilal de maviye boyuyormuş. Burası mavi, burası da sarıydı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var bakın. 36, 9'un 4 katıdır, 4'ün de 9 katıdır. Yani 36 hem 4 hem 9'un katıdır. Bu sebeple arkadaşlar hem 4 hem 9'un katı olan toplar hem sarıya hem maviye boyanacaktır arkadaşlar. Bu da hem sarıya hem maviye boyanacaktır. 36 ve katları olan toplar her zaman 9 ve 4'ün katı olduğundan dolayı sevgili arkadaşlarım yeşil renkte olacaktır. Şimdi o zaman 36'nın 200'e kadar olan katları hem sarı hem maviye boyandığı için yeşil renkte olacak arkadaşlar. 36 ile başlıyorum çünkü 4 ve 9 aralarından sarı olduğu için en küçük ortak katları 36'dır. 36, 36'nın 2 katı 72, 3 katı 108, 4 katı 144, 5 katı 180,
Bir 36 daha eklersem 6 katı 216'dır. Bu aralıkta olmadığı için bunun yeşili boyayamam. Toplam kaç topu yeşili boyamışım? 3, 5 topu yeşili boyamam. Söyledim arkadaşlar. Bu sebeple bu sorunun cevabı da A seçeneği oldu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarız faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.